Çok kıymetli Afyonkarahisar hemşerilerim, değerli il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanımız, kıymetli basın mensuplarımız, bu haftaki basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bundan tam 9 yıl önce ilimizde canımızı yakan bir olayla karşılaşmıştık. Hepinizin malumu 5 Eylül'de 25 askerimizin şehit olmasına neden olan askeri mühimmat ve cephanelik deposunun patlaması sonucu 25 canımızı yitirmiştik. Yitirmiş olduğumuz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Başta aileler olmak üzere yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle acıları, böyle felaketleri milletimize, ilimize, ülkemize yaşatmasın diyerek sözlerime başlıyorum. Spor camiasında ilimizi temsil eden Afyonkarahisar'ın adını her yerde gururla taşıyan Afşet Afyonspor'umuza yeni sezonda başarılar diliyoruz. İnşallah daha büyük yerlerde daha büyük başarılara imza atarlar. Temennisiyle yeni sezonun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılı dün itibariyle başlamış olup bu eğitim öğretim yılında 167 bin öğrencimiz, 10.600 öğretmenimiz ders başı yapmıştır. 167 bin öğrencimize ve 10.600 öğretmenimizle birlikte tüm öğrencilerimizin velilerine 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını, başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2021-2022 öğretim yılını konuşurken bir şeye de değinmeden geçemeyeceğim. 2021 yılının, 2011 yılının 12 yılında ilimize gelen, 2012 yılından bu yana ilimizde görev yapan, Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunda oturan Milli Eğitim Müdürümüzün hala daha üstünden 3-4 tane bakan değişmesine rağmen, bir sürü bürokrat, genel müdür, genel müdür yardımcıları, eğitim daire başkanlarının değişmesine rağmen, ilimiz 2019 LGS verilerine göre 60. sırada olmasına rağmen, Doğu ve Anadolu illerinde bile geride bir sırada olmasına rağmen başarı grafiğinde Sayın Müdürümüz hala daha İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunu işgal etmektedir. Şimdi bunu vatandaşın, müdürümüzün şahsiyetiyle, kişiliğiyle bizim herhangi bir problemimiz yok. Bizim derdimiz Afyonkarahisar, bizim derdimiz Afyonkarahisar'ın öğrencileri, gençleri, çocukları. Hayırlara vesile olur inşallah. Yeni yasama yılı, yeni yargı yılımız hayırlara vesile olur. Doğru, hukukun tecelli ettiği, adaletin tecelli ettiği yargıların yapılacağı mahkemelerin oluşmasını sağlar inşallah. Tabii itirafçılar var. 17-25'ten bu tarafa itirafçılık görevi üstlenen, itiraf eden, sesini en üst perdeden duyuranlar var. Olayın içerisinde bizzat kendisi olup da ya bu tapelerin, bu telefon konuşmalarının, bu kayıtların tamamı bana aittir ve doğrudur diyen eski bakanlar var. Bunların itirafını dikkate almayan ama hukukun üstünlüğüne yemin eden savcılarımızdan en ufak bir daha hamle göremedik. Bir adım göremedik. Ya daha neyi bekliyorsunuz? Daha neyi bekliyorsunuz? Her şey doğru diyorlar. Her şey bana ait diyorlar. Buna benzer bir sürü eski bakan, eski meclis başkanları da doğruluğunu teyit ediyorlar.